Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Müjdelerle başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları EuroLeague Playoff'unda ağırladığı Galatasaray Monaco şey Monaco'yu Asya Monaco Galatasaray nereden dilime dolanıyor? Ee, Türk Hava Yolları EuroLeague Playoff'unda ağırladığı Monaco'yu e, 89-78 yendi ve seri de 2-1 öne geçti. Galatasaray'ın Monaco ile alakası yok. Yani bu videoda Galatasaraylık bir video durum yok. Şimdi 2-1 e, öne geçtik. Ve arkadaşlar serinin 4. maçı 3 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Yani bu turun galibi Fenerbahçe inşallah 3'ü yaparsa Final Four'da yer alacak. Ülkemizi de gururlandıracak. Galatasaray'ın nako bunlar alakası yoktu basketbolda ya sanırım. Neyse Deniz Çoban yabancıdan vazgeçelim diyor. Deniz Çoban yabancı var hakemlerin performansını değerlendirmiş. Uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi Deniz Çoban kimdir? Önce onu konuşalım. Galatasaray stadyumunda kombinesi olan eski hakemdir. Evet şaka yapmıyorum. İnternete girip bu bilgiyi teyit edebilirsiniz. Bu bilgiyi doğrulayabilirsiniz. Yani bir hakemin Galatasaray stadında kombinesi olması. Hadi kombineyi geçtim. Kombinen yoksa bile ne bileyim Galatasaray stadında ailesiyle maç izlemesi. Bak ben yemin de edebilirim. Yani kellemi de koyabilirim. Eğer Deniz Çoban Fenerbahçeli olsaydı. Ailesiyle Fenerbahçe stadında maç izlemiş olsaydı. Bu görsel sosyal medyada yer alsaydı Deniz Çoban asla istifa etmesi beklenmez. kovulurdu. Bunu söyleyeyim. Yani yabancı hakem konusunda kulüplerin ısrarlı tavrına TFF yönetimi uzun süre olumlu yaklaşmamıştı. Ligin sonuna doğru ısrarla beraber hakem hataları da artınca TFF bir anlamda pes etti. Onay verdi diyor. 3 haftada VAR'da görev yapan yabancı hakemler hem teknik hem de idari çok önemli hatalar yaptılar. Bizim VAR'ların yaptığı hataları aratır oldular diyor. Fendik Kayseri maçında yabancı hakemin hatalı müdahaleleri güne kadar Türkiye'de yapan olmamış diyor. Bak hakemler nasıl savuruyor. Ben açık söyleyeyim. Eğer bu Hakemleri savunmaya başlıyorsa bilin ki Türk hakemlerinin daha büyük hataları vardır. Yalan söylüyordur, onu söyleyeyim. Belli ki bir maçlık ülkemize gelen hakemler turistik seyahate gelir gibi geliyorlar. Konsantre olmuyor ya da olamıyorlar. Kötü ya da iyi performans ülkelerindeki ya da UEFA'daki hakemlik geleceğini etkilemeyeceği için rahat davranıyor olabilirler demiş. Şimdi ben sadece şunu söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe'nin canı yandı niyeyse. Keşke da 3 maç canı yansa, 2 maç canı yansa. Bu yapılan yanlışları gördükten sonra yabancı hakem sevdasından yol yakınken vazgeçelim demek istiyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkalım falan filan. Ben başka bir öneride bulunayım. Ee, Türk hakemleri gelsinler şerefleriyle, şanlarıyla, Allah'tan korkarak, kuldan utanarak, haya ederek maç yönetsinler. Biz de diyelim ki Aa, Türk hakemlere bu kadar iyiyken, kötü niyetleri yokken başka hakeme gitmeyelim diyelim. Değil mi? En doğrusu bence bu. Yani. Rafa Silva için sürpriz adres. Şimdi Rafa Silva ismi sanırım bizim Haziran bitimine kadar konuşacağımız bir isim. Önce onu söyleyeyim. Benfica ile sözleşmesi bitecek. Ve birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Stuttgart katmak istiyor. Yani Galatasaray Monaco Galatasaray kadrosuna katmak istiyor. Adı Galatasaray' anılıyor. Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Yani çok ilginç bir isim. Gerçekten çok ilginç bir isim. Stuttgart, Galatasaray, Monaco, Fenerbahçe. Bu sezon 50 maça çıkmış Benfica'da 20 gol, 14 asistlik performans sergilemiş. Ben size Türkçe anlatayım. 18 milyon euro piyasa değeri var, 30 yaşında. Bakın 30 yaşında. Yani on servisi sıçrayış yapamayacak yaşta. Kanatlarda oynayabilir. Yani 10 numara mevkisinde oynayabilir. 30 milyon eurolara görmüş en yani çok 2016'da Braga'dan 16 milyon euro almışlar. Normal şartlarda sözleşmesini uzatıp öyle gönderilir. Ancak 30 yaşındaki bir oyuncu 4242 dakika sürmüş. Yani bir Fenerbahçe çeksin ister misin hocam? İsterim. Mesela bir Şimanski'yi 25-30'da paketleyip Rafa Silva'yı almak ister misin hocam? Kesinlikle isterim. Ancak Rafa Silva'yı almanın yolu Şampiyonlar Ligi'nden vesaire geçer. Yani Fenerbahçe gibi bir kulüp. Muhtemelen oyuncuda da bu 2024'te yer alacağı için. Şey. Böyle bir var. Sosyal medyada aklıma takılmışken Ali Koç ve Saadettin Saran'ın dirayetli davranmasıyla yayın ihalesi o fiyatlara çıktı. Aklıma gelmişken malum şahıs yayın ihalesi benim başarımdır falan demiş de yani e, Mehmet Büyükekşi'den bahsediyorum. Tanımadan yayın ihalesini sahipleniyor. Mehmet Büyükekşi senin sayende TL üzerinden yarısı TL yarısı yabancı kur üzerinden yapıldı. TL üzerinden olmasının en büyük sebebi sensin. Yayıncı kuruluşun taraf olarak. Yalan konuşmanın lüzumu yok. Bunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz arkadaşlarla birlikte Ümraniye'de buluşmuşlar. Güzel bir görüntü vermişler. Dün idman görselleri yayınlandı arkadaşlar. Bilmiyorum idman görsellerine baktınız mı? Yani idman görsellerine niye bakmamız lazım? Çünkü idman görsellerinde bazı futbolculara dair bazı mesajları görebilirsiniz. Mesela hangi futbol? Mesela Miha Zayt'sa yönelik bir e, fikir oluşturabilirsiniz. Antrenman görsellerini açın. Fenerbahçe Ork'ta. Mesela Joshua King, Ferdi, Batçuay'ı, Anket, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ferdi, Şimanski, e, Bacuay, Ceko, ne bileyim Ciko, Serdar Aziz, Hadic, Kurunic, Divakovic, Suic, Ayranic, Serdar Dursun, ne bileyim, Osai, hani görsellerde yer alan isimler. Dikkatlice bakın. Ancak Miha Zays, benim dünkü videomda söylediğim üzere, yok. Ben iki duyum vereyim size. Arda hafta sonu, Cumartesi günü maçı varmış sanırım. Arda Güler ilk 11'de. Bu birinci duyumum. İkinci duyumum, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk 11'de arkadaşlar. Şu an için hani herhangi bir sakatlık aksi bir durum olmazsa iki tane de duyumu gerisinde de bırakıyorum. Ali Koç bırakıyor mu? Ali Koç salı günü tüm yönetim kurulu üyelerini toplamış ve daha konuşması yapmış. Berud'un Nideli oğluna bir. Arkadaşlar doğrulayan var, doğrulamayan var. Yani ee, ben şunu söyleyeyim. Bizim kaynaklarımız da her duyumu doğrulayıp her duyumu yalanlamıyorlar. Bazen kaynaklarımız Fenerbahçe'ye zararı olur diye bazı şeyleri söylemiyorlar. Mesela şu Rafa Silva. Ben hiçbir kaynağımla hani bir cevap alamadım. Anlatabiliyor muyum? Cevap alamamak demek ilgilenmiyoruz, alakamız yok demek değil. Cevap alamadım. Artık belki gerçekten ilgilenmiyoruz. Bir belki de Fenerbahçe'ye zararı olur diye söylenmiyor. Ama şu bir gerçek. Bana soracak olursanız arkadaşlar bekleyeceğiz. Yani durum bu arkadaşlar. Şimdi ben Ali Koç'un bırakacağı görüşündeyim. Boşu boşuna da Ali Koç'un bırakması gerektiğini tekrar tekrar söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Ben Ali Koç'un yerinde olsam devlet büyüklerine derim ki bakın bizim hakkımız yıllardır yeni. yenmeyi de sürdür. Ben Ali Koç'un Cumhurbaşkanı başkanı. Sizin üstünüzde birinci etki şu oluştu. Fenerbahçe nefretiyle, Fenerbahçe düşmanlığıyla Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan sizsiniz. İmajı millette oluştu. Bir. İkincisi Galatasaray'a çok yüz verdiniz. Ben Ali Koç'un yerinde olsam bak. Ali Koç Cumhurbaşkanı görüşmesi. Ben olsam Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi. Hatta ben olsam şu, Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi hızlı diyeyim. İşte şok ifadeler diyeyim mesela. Böyle dediğim zaman demek istedim anlarsınız. Ha böyle de bir görüşme var mı yok mu? Ee, yoktur. Ya zannetmiyorum böyle bir görüşme. ben, de, ben Ali Koç'un yerinde olsam Cumhurbaşkanı'na bizzat şunu söylerim. Bir, seçimlerde bir sürü oy Fenerbahçe'ye laf atıldı, Beşiktaş'a laf atıldı. Bundan dolayı kaybediyorsun. Kim? İnsanlara çıkın, sokağa çıkın, Fenerbahçe taraftarına deyin ki mevcut aldıkça, Fenerbahçe şampiyon olur mu olamaz mı diye sorun. Ve korkmayın hiçbir şekilde cezaevine atılmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız, mimlenmeyeceksiniz diye garanti verin. Fenerbahçe taraftarının belki de %70'i diyecek ki iktidar bizi şampiyon yapmıyor. Bu algı oluştu. Açık söyleyeyim. Hangi Fenerbahçeli ile görüşürsem görüşeyim. Hatta AK Partili Fenerbahçeliler bile diyor ki AK Parti iktidar Fenerbahçe'den nefret ediyor. Fenerbahçe, yani AK Parti kalacak Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor. Daha da bir tık öteye gideyim mi? Ali Koç kaldı müddetçe. Zaten olamaz diyorlar da. Ali Koç gidiyor. Saadettin Saran gelirse o da aynı diyor. Yine Fener olamaz. Aziz Yıldırım yine aynı diyorlar. Adam cezaevine girdi bunun döneminde diyorlar. Neler böyle arkadaşlar? Ben Ali Koç'un yerinde olsam görüşme ayarlarım. Mesela Nisan'ın 29'unda kapalı kapılar arkasında hiç kimseye de haber yaptırtmam. Ben... Derim ki açık açık yüzüm. Benim başkanlığı bırakmamı istiyor musunuz? İstiyorsunuz. O zaman Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Fenerbahçe şampiyon olsun söz veriyorum. Başkanlığı bırakacağım. Fenerbahçe şampiyon O zaman bir şu algı yıkılacak. Bak Ali Koç varken şampiyon yaptı. İki AK Parti iktidarının Fenerbahçe'ye düşmanlığının olmadığını insanlar anlayacak. Üç hem sizin eliniz rahat hem benim elim rahatlayacak. Dört ben başkanlığa devam etmeyeceğim. Ben de kurtul Fenerbahçe'de benden olacak Beş eğer Fenerbahçe'ye kininiz, nefretiniz, düşmanınız varsa bitirmek için alın size bir fırsat derim. Karşı taraftan da onayı alırım ve yönetim kurulu üyelerine de derim ki, arkadaşlar derim, hakkınızı helal edin. Birlikte çıktığımız bu yolda 30 Nisan itibariyle ben başkanlığı bırakıyorum. Sezon sonunda aday değilim. Fenerbahçe şampiyon oldu muydu çekileceğim. Ama Fenerbahçe şampiyon olmazsa ısrarlı bir şekilde sosyal medyadan da her yerden de diyeceğim ki, bakın bizi şampiyon yapmıyorlar. Adresi biliyorsunuz artık. Kimin bizi yapmadığını biliyorsunuz diyeceğim, derim. Çekilirim. Peki hocam sence bu mantıklı mı? Mantıklı. <laughs> mantıklı. Peki Ali Koç'un yerine gelen kişi teknik direktörle kimi getirmeli? İsmail Kartal'la devam etmeli mi? Etmemeli mi? Yani ben İsmail Kartal'la bak. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Şampiyon olduğu senaryoda dahi ne İsmail Kartal'la ne Ali Koç'la devam etmem. Bu cümleyi kurdum diye beni Fenerbahçe düşmanı ilan edenlerin alayı Fenerbahçe düşmanıdır. Kripto Galatasaray'dır. Fenerbahçe'nin kanser hücresi. Bunlara aldanmayın. Arkadaş eleştirmemek eleştirmezsen anlatabiliyor muyum? Şu su var bu su var demezsen taparsın. Millet Atatürkçü diye geçinen kişileri niye eleştiriyor? Diyor ki siz Atatürkçüyüm diyerek diyor. Şu, şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz. Millet birbirine şimdi dinci diyor. Din üzerinden milleti kandırıyorsunuz diyor. Bunlar da ona kızıyor. Bir grup feministlere kızıyor, bir kısım Kürtlere kızıyor, bir kısım Alevilere kızıyor, bir kısım Çerkezlere kızıyor, bir kısım ona kızıyor. Herkesin kızma sebebi şu. Sen inandığın görüşü koşulsuz şartsız kabul ediyorsun, hatasını kabul etmiyorsun. İşte şu partiyi tutuyorsun, bu partiyi tutuyorsun. Doğru mu? Kardeşim bak, dese ki bir tanesi çıksa, x'ci olsa mesela, dese ki He, yani Allah hata yapar, X yapmaz dese ne dersiniz? Ve bu aşağı kafir dersin, böyle bir cümle kurulur mu dersin? Siz aynısını yapıyorsunuz. Ali Koç'u eleştirme, İsmail Kartal'ı eleştirme. Hocam iyi de yıllardır aklımızı yiyen sistem hakkında konuş. Konuşuyoruz. Olsun sadece onu konuş. İsmail Kartal'la Ali Koç'a laf etme. İsmail Kartal Ali Koç ne yapsın? Böyle bir ya yani böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Trafik kazası olmuş. Karşı taraf %80 hatalı. Siz %20 hatalısınız. Diyorum ki arkadaş tamam. Karşı taraf %80 hatalı. 8 tane onun hatasını söylüyorum. Diyorum ki senin de 2 tane hatan var diyor. Sen de diyorsun ki ay benim hatamı söyleme. Teknik direktör demişken Jose Mourinho teknik direktörlük yapmak istiyorum. İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim demiş. Ya ben şu teknik direktör gelsin bu teknik direktör gelsin demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Fenerbahçe'de eski açık alevlendi. Saviç yalan. Beklentilerin altında kaldı. Çağlar Söyüncü ve Bonucci. İkisiyle de sezon sonunda yollar ayrılacak. Atletico Madrid'den ayrılacak olan ya da ayrılması gündemde olan Saviç Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu diyor. Sezon 30 maça çıktı. 6 sarkat. Bir tane de ikinci sarıdan Kırmızı gördü. Bon değeri 3 milyon euro demiş. Biz Savic'i almak isteyelim, zıplaya zıplaya verirler. Savic'i almak istedim, zıplaya zıplaya verirler. Neyden bahsediyorsun? Savic'in bizzat hangar ayağına dev kalsın. 00762'nin ta kendisiyim diyor ya. Bizzat Savic'i koşa koşa verirler. Kefilim yani. Çünkü ee, Savic başlarına bela bizim. Ancak için Fenerbahçe'den devre arasında istediği yıllık 4 milyon euroydu. Ya yani ben gelmek istiyorum. Biz de dedik ki sövüşleneceksek de sana sövüşlenmeyiz dedik. Gittik Bonucci'ye. O sövüşleyeceğini o sövüşledi. Ya bence sövüşleme sayılmaz. Çünkü yarım sezonluk sözleşme. Akıllı mantıklı bir sözleşme Hani oynarsan devam ettiririz oynamazsan da. Sen bilirsin sözleşmesi mantıklıydı. O yüzden bir şey diyemem. Ama Savic konusu ciddi değil arkadaşlar. 4 milyon euro istediği gün bitti. Hatta yüzüne de söylesem bu kadar para gözken iş yapmaz diye. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe ve Beşiktaş Şilir'i stoper için devrede. Geri medel mi? Kim bu? River Plate forması gene oyuncunun. Ne düşmüşüz? Arjantin'den flash iddia. El Crack de Partibo da haberi göre. River Plate forması gene Şilir'i stoper. Paulo Diaz istiyor. Bir dakika bu aynı Diaz mı? Ben bunun haberini duyumunu verdim gibi. Değil mi? 182'lik aynen Paulo Diaz Şileli 29 yaşında. Sözleşme bitiş tarihi 2026. Aynen aynen sağ bek sol bek de oynayabiliyor ama sağ ayaklı oyuncu. Arkadaşlar geçiniz bu arkadaşa. Hülyen yalan. İyi de hocam bir okusaydın ne olmuş ne etmiş. Yalan arkadaşlar gelmeyecek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tam bir şey söyleyeceğim. Dimarya. Dimarya ismini kenara atın. Hocam bir girişimimiz mi var? Duyum mu var? Hiçbir şey yok. Ama bir kenara atın. Hocam Dimarya'nın daha gitmiş, daha kalmış 36 yaşında oyuncu. Allah'ını seversen Fenerbahçe'ye bunu böyle layık görüyorsun. Dimarya ismini kenara not edin. Mutlaka not edin. Yani mutlaka not edin. Az önce Rafa Silva'dan bahsettik. Dimarya 46 maç 16 gol 15 asist 3 822 dakika. Ben bir iddiada bulunayım mı? Hem Dimarya hem Rafa Silva Fenerbahçe'ye gelecek olsa tepkiniz ne olur? Olumlu mu olumsuz mu? Ya da şöyle söyleyeyim. İrfancan kahveciyi 25 milyon euroya, Şimanski 25 milyon euroya satıp 50 milyon kasaya atıp bu iki futbolcu da yıllık 4'er milyon euro maaşla 3'er yıllığına 3 artı 1 yılına ya da Dimaria'ya 1 artı 1 Rafa Silva'yı 3 artı 1 yılına Fenerbahçe'ye ister misin? Dediğimi mutlaka not edin. Bu lazım olacak. Dedik de lazım olacak. 100 lazım olacak. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Karalama kampanyası yapmayın. Yok ben kanaldayım da dediklerin çıkıyor çıkmıyor da. Ulan benim dediklerimin hepsi çıkıyor. UEFA, FIFA bilmem operasyon yapacak federasyonu uyardı cümlesini ben kurdum. İlk ve tek kullanan benim. Kara başkanı çıktı ne dedi? Açın dinleyin. Adam açık açık, aleni olarak, net olarak FIFA ve UEFA federasyonu tehdit etti dedi. Şu kişiyi karıştırıyorsunuz dedi. Size operasyon yapabiliriz dedi. E çıkıp bir özür dileseydiniz keşke. Keşke bir delikanlı olabilseydiniz. Neyse canınız sağ olsun. Arkadaşlar kazanan Fenerbahçe olsun. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Ali Koç da şampiyon bir Fenerbahçe bırakır. Ben bunu söyleyeyim. E, Salı günü konuştum mu konuşmadım. Ben onu bilemem. Yani videoyu izlemenize rağmen siz de bilemiyorsanız videoyu bir kere daha izlemenizi tavsiye ederim şiddetle. Beni söyleyecek.